Assalamu alaikum, hürmetli talebeler. Biz sizler bilen Kubrikler ve Tenniller ne loyihalash ve kuruş fanining ushbu semestrdagi demek maruzalarning oxirgi maruzasiga yetib keldik. Ushbu maruza Polat Kubrikler haqida umumiy ma'lumotlar deb ataladi. Ushbu maruza uchun demek reja tuzilgan. Rejamizning birinchi bandida Polat Kubriklarning xarakteristikasini ko'rib chiqamiz. İkinci bandida metal kubriklarning rivojlanishi haqida qisqacha tarixiy ma'lumotlar ko'rib chiqiladi. Üçüncü bandida Polat Kubriklar materiallarini tanishamiz. To'rtinchi bandida demak Polat elementlarining birikmalari ko'rib chiqiladi. Polat oralı qurilmalarining asosiy sistemalari va turlari demak rejamizning 5-ci bandı da keltirilgen ve rejamızın 6-ci bandı da metal kubriklerin layıklaş ve hesablaşının asası kaydaları demek keltirilgen. Şu bu maruzaya kadar yukarıdaki 13 maruza devamında biz kubrikler hakkında umumi malumatlarla ilgi bulduk. Kubriklerin demek asosiy sistemalarini turli ularning turli ko'rsatkichiga qarab turlarini ko'rib chiqdik. Ularni loyihalash va qoidalari bilan tanishdik. Ularni qurish qoidalari bilan ham tanishdik. Demek temir beton ko'priklarini ko'rib chiqdik. Bugun esa demek bizler sizler bilan metal kubriklar haqida gaplashamiz. Çünkü umuman kubriklar qurilgan oralı qurilmalarga qurilgan materiallar turiga qarab demek temir beton kubriklar yoki metal kubriklar yoki boshqa bir yog'och kubriklar, tosh kubriklar deb atalishi mumkin. Demek metal kubriklar deganda oralık kurulmalarının asosiy elementleri polatdan tayyorlangan kubrikler, polat kubrikler deyip ataladı. Bu yerde demek ki polat kubrikler deyip termin kirgizdik. Demek ki hazır bir zamanda kubrik, polat, metal kubrikler için demek ki kubriklerin oralık kurulmalarına kullanılan asosiy elementler demek polat hesaplanadı. Çünkü metal deyende biz polatdan tashqari boshqa metal turlarini ham tushunishimiz mumkin. Bunday kubriklarning demak tizimlari betondan, temir betondan va boshqa materiallardan qo'llanilishi mumkin degan gap demak u bo'lmaydi. Ya'ni faqat metaldan oralı qurilmalarning materiali beton metal bo'lishi kerak. Ve onların tayanışları ise demek ki asosan betondan, temir betondan ve başka materiallardan tashkil topishi mümkün bo'ladi. Kuruluşga, kuruluşta işletilen polatlar yukarı mustahkamlik, egiluvchanlik ve zarblarga dosh berish ko'rsatkichlariga egadir. Shuning uchun polat kubriklarning oraliqlari eng katta, yani eng katta deganda eng uzun deb tushunamiz. Ve ular og'ir dinamikler ta'siri ostida ishonchli ravishda ishlaydi. Zamonaviy polat kubriklarining oralıq uzunligi 3000 metrdan ortiq. Temir beton kubriklariniki esa, demak 500 metrgacha bo'lishi mumkin. Hozirgi paytda oralıq uzunligi 3030 metr bo'lgan polat kubrik loyihasi ishlab chiqilgan va qurilish ishlari demak boshlanmoqda. Ushbu kubrikning demak manzili qurilish manzili demak Italiyaning janubida Sitsiliya oroli bilan demak Apennin yarım oralını Sicilya oralı bilan bağlaş üçün qurulayotgan kubrik deb degan ma'lumotlar internetda mavjud. Polat oralı qurilmalarining massasi teng oralıqli temir beton oralı qurilmalar massasiga solishtirilganda ancha kichikdir. Bu esa tayanishlarga tushadigan yükünü kamaytiradi, transport va boshqa xarajatlarni kamaytiradi. Polat kubriklarining eng muhim afzalliklari elementlarni maxsus zavodlarda tayyorlashni maksimal darajada industrializatsiyalash, avtomatik elektropayvandlashni qo'llash, konstruksiyalar ishlab chiqarishda yuqori darajada kompleks mexanizatsiyalash imkoniyatlari,
konstruksiyalarının yukarı sıfatı ve montajga tayyorligi yani konstruksiyalarını yilning istegen vakti de ve juda kısa müddetlerde türlü usuller bilen montaj kılışının şer maşakkat emasligidir. Demek bu metal kubriklerinin afzallikleri yine bir onlarının afzallikleri sıfatı da polat oralı kurmalarının uzak hizmet müddetine ege bölüşünü ham kursatı otuş mümkün. Vaktinçelik hareketlenici yüklerin kattalığı hoşgende bunda oralı kurmalar nispeten oson küçültürücüleri mümkün. Nispeten diğende demek biz temir beton kubriklerine nispeten de mahçımız çünkü metal oralı kurmalarını küçültürüş, temir beton oralı kurmalarını küçültürüşke karaganda anca yine oson keçeli. Polat oralı kurmalarının asosiy kemçiligi üstü tohtavamız demek onların kanaka kemçilikleri var. Demek onların asosiy kemçiligi korroziya bo'lishi mumkinligidir. Metal korroziyaga bo'lishi mumkin. Shuning uchun metal polat oralı qurilmalar puxta asrashni va davriy ravishda bo'yab turishni talab qiladi. Bu esa ekspluatatsion xarajatlarni ko'paytiradi. Bu kamchilik korroziyaga chidamli polatlarni va mahsul qoplamalarni qo'llash orqali demak yo'qotiladi. Polat ko'priklar turli yo'llarda va har qanday klimatik shartlarga ega bo'lgan hududlarda quriladi. Mamlakatimiz temir yo'llaridagi eng katta oraliqli ko'priklar polat ko'priklardan iboratdir. Demak, polat ko'priklar qurilishi sohasida yechiladigan bosh masalalar ustida to'xtalsak, ya'ni demak, birinchisi polat sarfini pasaytirish, mustahkamligi yuqori bo'lgan polatlarni keng qo'llash, ikkinchisi zavodlarda oraliq qurilma elementlarini maksimal yiriklashtirish. Montaj birikmelerini soddalaştırış, elektropayvandaşının polat oralı kurulmalarını zavutları tayarlaş teknolojisini ve montajını yine de mükemmelleştirişten ibarat bulalım. Metalin kuruluş materyali sıfatı kullanış demek uzak tarih kege. Yani metal kubrikler borcuların hakkında kısaca tarihi malumatlarını görüp çıkartıyan bu sek, yetib o'tganimizdek, demek metalni quruluş materiali sifatida qo'llash demak uzoq tarixga ega. Juda ham kuhna davrlarda, ya'ni masalan misol keltiradigan bo'lsak, 136-yili eramizning 136-yili Rimdagi Tiber daryosi ustidan qurilgan Elia ko'prigida qo'llanilgan bronza detallari haqida ma'lumotlar bordi. 18. asrgacha metal asosan ko'prikning yuk ko'taruvchi ayrim konstruksiyalarini biriktiruvchi detallari, shuningdek ochiluvchi ko'priklarning mexanizmlari materiali sifatida xizmat qilgan. Ya'ni birinchi ko'priklarda metalning ishlatilishi faqat ularni ayrim bir kichkina bir birlashtiruvchi detallari sifatida demak qo'llanilgan. Abraham Derby tomonidan 1979-yili Angliyaning Coalbrook Daily shahridan oqib o'tadigan Severn daryosi ustidan qurilgan arkali cho'yan ko'prik birinchi metal ko'prik bo'lishi mumkin. Demak, nisbatan olib qaraganda, tarixga olib qaraganda, demak 1779-yili, ya'ni 18-asrning oxirida boshlangan, demak birinchi metal ko'prik qurilishi. Bu ko'prik uzunligi 31 metr bo'lgan, bitta oraliqqa ega bo'lgan. O'zining shakli, demak, yarim sirkulli arkalar qo'llanilgan bo'yicha ushbu ko'prik o'sha davrgacha qurilgan tosh va yog'och ko'priklarni eslatadi. 1796-yili, demak, Sunderlandda, Angliya, demak, oraliq uzunligi 72 metr, arkalarining ko'tarilish strelasi, demak, 13.65 metr bo'lgan arkali cho'yan ko'prik qurilgan. Bu yetib o'tishimiz kerakki, birinchi ilgarigi davrlarda birinchi metal qo'llanilganda, demak, polat ko'priklarda qo'llanilmagan. Vaholanki, demak, polat urush qurollari, urush aslahalarida, qurollarda qo'llanilgan, lekin ko'priklarda polat qo'llanilmagan, faqat cho'yan sifatida qo'llanilgan. 1850-yili o'z davri uchun juda katta hisoblangan Neva daryosi ustidan o'tgan Nikolayev, ya'ni Blagoveshchensk ko'prigi qurib bitkaziladi. Ushbu ko'prik oraliq uzunligi 32.6 metrdan 47.2 metrgacha bo'lgan 7 ta
doimiy oraliq qurilmadan va oraliq uzunligi 22 metr bo'lgan bir dona ochiladigan oraliq qurilmadan iborat. Endi ochiladigan qurilma, oraliq qurilma demak kemalarning o'tkazib yuborish uchun demak ko'zda tutilgan. Bu ko'prik muhandis Kerbets tomonidan loyihalangan va qurilgan deb hisoblanadi. Ya'ni ularning bir oraliqli demak Chuyan ko'prik deb yetib o'tuvdik. Demak, Sankt-Peterburg shahridagi Moyka daryosi ustidan o'tgan ko'prik 1806-yil qurilgan, demak, Geshte tomonidan qurilgan va ular arkasimon sifatida qurilgan va arka alohida bir cho'yan elementlardan bir-biriga boltlar bilan bog'lanadigan cho'yan elementlardan biriktiriladigan, demak, cho'yan elementlardan tashkil topgan. Ya'ni keyingi aytganimiz Sankt-Peterburgdagi Neva daryosi ustiga qurilgan Nikolay Blagoveshchensk ko'prigi, demak, Kerbets tomonidan yetib o'tdik. Loyihalangan va qurilgan 7 yil davomida qurilgan ko'prik. Ya'ni 1 2 7 oraliqli, ya'ni bir oralig'i, demak, uni 22 metr bo'lgan va kemalarning o'tkazish ko'prik tagidan o'tkazib yuborishi uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Endi yetib o'tish kerak, e'tibor qilish kerakki, shu 19-chi asr tarixiga temir asri sifatida kirgan, ya'ni 1800-yildan boshlab 19. asr tarixga temir asri sifatida kirgan. Bu davr temir yo'llarining paydo bo'lishi va tez sur'atlar bilan rivojlanishi bilan xarakterlanadi. Ya'ni temir yo'llar paydo bo'lganda va ular tez sur'atlar bilan rivojlanganda, demak, ular o'z yo'lida har xil to'siqlarga uchraydi va ularda albatta ko'priklar qurish kerak bo'ladi. Bu jihatdan, demak, ular ham ko'priksozlikka rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan. Ingliz va fransuz temir yo'llarida oral uzunligi 20 metrgacha bo'lgan, unchalik katta bo'lmagan ko'priklarni qurish odat tusiga kiradi. Lekin mexanik xossalari yetarli bo'lmaganligidan cho'yanni egilishga va cho'zilishga ishlaydigan elementlarda qo'llash imkoniyati bo'lmaganligi uchun, demak, ushbu konstruksiyani yirik ko'priklar oraliq qurilmalarida qo'llash keng tarqalmaydi. Ya'ni bu ushbu ko'prik haqida so'z ketyapti. Demak, ushbu ko'prik bu yerda faqat elementlar cho'yandan ko'rib turganingizdek, demak, elementlari demak, poligonal arkasimon sifatida, lekin poligonal arka sifatida qo'llanilgan ostki elementlar, ya'ni bu ostki belboq cho'zishga ishlaydi. Cho'yan esa, demak, bilganingizdek, cho'yan cho'zilishga ishlamaydi, faqat siqilishga yaxshi ishlaydi. Birinchi yirik temir yo'l to'sinli ko'prigi sifatida taniqli muhandis Stephenson tomonidan 1850-yilda Angliyaning Minnie ko'rfazida qurilgan mashhur Britaniya ko'prigini ko'rsatish mumkin, ya'ni mashhur Britaniya ko'prigi burasini keltirilgan. Ushbu ko'prik 4 oraliqli bo'lib, 140 metr va 70 metrli 2 oraliqli to'sinlardan iborat. O'sha zamon uchun, ya'ni 19. asr uchun 140 metrli oraliq katta oraliq hisoblanadi. Va shunga qaramasdan, demak, bu Stephenson tomonidan loyihalangan va qurilgan. Oraliq qurilmaning ko'ngalning kesimi yopiq, ya'ni yopiq to'g'ri to'rtli shaklda quvurdan iborat bo'lib, poyezdlar bu quvurning ichi bo'yicha harakatlanadi. Demak, hozir yuqorida aytib o'tganimizdek, demak, birinchi qurilgan metal ko'priklarning ko'priklarda, demak, cho'yan ishlatilgan. Endi po'lat ko'priklarning materiallari hozirgi zamonda ishlatilayotgan, qo'llanilayotgan material ko'prik, po'lat ko'priklar uchun qo'llanilayotgan materiallar bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni ko'prikning materiallari nimalarga javob berishi kerak, qanday talablarga javob berishi kerak haqida gapiramiz. Ya'ni ko'p marta qaytariladigan og'ir dinamik yuklar ta'siri ostida ishlaydigan ko'prik konstruksiyalari uchun amalda bo'lgan davlat standartlari va qurilish me'yorlari va qoidalari talablarga javob beradigan yuqori sifatli uglerodli va kam legirlangan martinli va konvertorli issiqlikni jo'yalangan po'latlar qo'llaniladi. Ya'ni bu yerda aytilgan barcha narsani hammasini o'zining mazmuni bor.
Grot dedi, uglerot dedi duamız, kam digirlengen duamız, marten dedi duamız, konverter dedi duamız, sıklayın cuvalengen duamız. Demek bunların hamasının güyde korup çıkarmış. Yani uglerotli polat diyen de numan düşünemez. Uglerotli polat diyen de timirinin uglerot, varudideki az muhtardaki aralaşmalar bilen katışmasıdır. Uglerot miktarının kopayışı polatın müstahkemliğini aşırır. Deki onun plastikliğini ve payvandlanırçanlığını kapasaytırır. Polatın mort kılıp koyadır. Şu tüfaydı kubri konstruktörleri için tarkibi de uglerot miktarı 0.25%'den kop bulmagan kam uglerotli polatlar kullanılır. Yani kubrikta kullanılan polatlar ham igni uçan buluş gerek ham yani mort buluş gerek emas. Ham mustahkam bo'lish kerak. Polatlar tarkibida zararli aralashmalar, oltin gugurt, fosfor va boshqalar ham bordir. Ya'ni bular qatdan kelib chiqadi, bular hammasi demak temir rudasida ichida tabiatda qazib olingan temir rudasining ichida bor. Ularni ajratib olish juda ham qiyin. Shuning uchun bular ham albatta polatlar tarkibida bo'ladi. Oltin gugurt polatning mustahkamligini pasaytiradi va uni issiqqa sinuvchan. Ya'ni harorat 800 1000 gradus bo'lganda mo'rt qilib qo'yadi. Bu esa payvandlash paytida darzlar hosil bo'lishiga olib keladi. Fosfor esa plastiklikni va zarbga qayishqoqlikni keskin kamaytiradi. Polatni sovuqda sinuvchan, ya'ni manfiy haroratda mo'rt qilib qo'yadi. Ko'prik konstruksiyalari polatda odatda oltin gugurt va fosfor miqdori 0.035%'dan oshmasligi kerak bo'ladi. Eritish usuliga va kislorodidan tozalanish darajasiga ko'ra polatlar sokin, yarim sokin va qaynovchi polatlarga bo'linadi. Ya'ni bular degan polatni tayyorlash, ya'ni rudani eritish va uning rudani asra ushlab turish, ya'ni uning ichidan aralashgan moddalarni chiqib ketish darajasiga bog'liq va ular demak sokin, yarim sokin va qaynovchi polatlarga bo'linadi. Kam legirlangan polat, temirning uglerod va legirlovchi qo'shimchalar, ya'ni 2% ya'ni foizgacha bo'lishi mumkin, bular qotishmasidir. Demak, kam legirlangan polat temirning uglerod va legirlovchi qo'shimchalari deyapti. Uglerod nimaligini yuqorida ko'rib o'tdik, ya'ni legirlovchi qo'shimchalar nimalik? Legirlovchi qo'shimchalar polatning mustahkamligini oshiradi, lekin uning plastikligini va qayishqoqligini biroz pasaytiradi. Legirlovchi qo'shimchalar sifatida xrom, kremniy, nikel, mis, manganiz, vanadiy va boshqa elementlarni qo'llanadi. Demak, oraliq qurilmalarning asosiy ko'taruvchi elementlari uchun, demak, 1-chi, 2-chi va 3-chi kategoriyali 16D, 15HSND, 10HSND markali maxsus markali polatlar ishlatiladi. Ya'ni bu yerda masalan 16D markali polat deganda, demak uglerodning miqdori demak 0.016% va uning tarkibida mis qo'shilgan bo'ladi. Masalan 15HSND demak 0 uglerodning miqdori 1-chisi 0.15 va xrom, kremniy, nikel va mis. Kubrik konstruksiyalarining ikkinchi darajali elementlari uchun esa B-stal-2, B-stal-3, 0.9G2S va boshqa bu yerda ko'rsatilgan boshqa markali polatlar ishlatiladi. Odatdagi sharoitlar uchun tayyorlangan mustahkamligi yuqori bo'lgan bo'tlar bilan vertikal ulanma choklarisiz payvandlash orqali montaj qilinadigan payvandlangan oraliq qurilmalarning ko'taruvchi elementlari, tayanchlari va eksploatatsiya qurilmalari uchun markasi 16D bo'lgan uglerodli polat va markalari 15HSND, 15HSND2, 10HSND, 10HSND2 bo'lgan kam legirlangan polatlar ishlatiladi. Xuddi shunday, faqat payvandlash orqali montaj qilinadigan vertikal ulanma chokli, demak, elementlar uchun, demak, 15HSND2 va 10HSND2 markali polatlar ishlatiladi. Bu yerda demak metal ko'priklarda qo'llaniladigan polat sartamitining asosiy turlari. Ya'ni nima demoqchimiz? Bu yerda polat ko'priklarda demak qo'llash uchun polat sartamiti ishlab chiqilgan
bu ushbu sartamlikning sartamliklar ichiga demak universal polat kiradi. Ya'ni universal polat kengligi demak 1 metrgacha, uzunligi esa demak 12-13 metrgacha bo'ladi va ular asosan yupqalari rulon holatida, demak qalinlari qalinligi demak yassi hol, taxta holatda keladi va ularning qalinligi 60 mm bo'lishi mumkin. Demak B burchaklar, ya'ni golob deymiz. Golublar har xil, demak teng burchakli va teng teng tomonli va teng 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 bo'lmagan tomonli ishlatiladi va shibellerlar, ikki tavrlar, demak valnisti list deymiz, ya'ni to'qinsimon po'latlar, har xil profildagi po'latlar, man bu yerda esa demak griflangan, riflangan po'lat ishlatiladi. Riflangan po'lat demak, ushbu qadr butirlari bor, ya'ni buni asosan sirpanib ketmasligi uchun u bilan kontaktda bo'lgan narsalarni ishqalanish kuchini orttirish uchun ishlatiladi. Demak, po'lat ko'priklari uchun ishlatilgan materiallarni ko'rib chiqdik. Endi po'lat elementlarining birikmalari, ya'ni albatta, masalan, ko'prikning ko'prik konstruksiyasini zavodda yig'ish uchun yoki boshqa qurilish maydonchasida yig'ish uchun ularning alohida elementlarini bir-biri bilan nima qilish kerak? Biriktirish kerak. Ushbu birikmalarni ko'rib chiqamiz. Demak, zamonaviy ko'prik konstruksiyalarining po'lat elementlari, ularni tayyorlash va montaj jarayonida elektr payvandlash, mustahkamligi yuqori bo'tlar, ayrim hollarda esa oddiy bo'tlar bilan biriktiriladi. Temir yo'l va aralash ko'priklarda payvandlangan va bo'lt va payvandlashdan kombinatsiya qilingan montaj birikmalari faqat O'zbekiston temir yo'llari ochiq aksiyadorlik jamiyati bilan kelishilgan holda amalga oshiriladi. Mixparchinli birikmalar ham mavjud. Ilgarigi zamonlarda faqat mixparchinli birikmalar qo'llanilgan po'lat ko'priklari. Ular po'lat ko'priklari taxminan o'tgan asrning 70-chi yillaridan beri qo'llanilmaydi. Eng oddiy birikma, demak, mixparchin, ya'ni klepka deymiz, zaklepka deymiz yoki klepka deymiz, klepinli konstruksiya deymiz. Ya'ni hammanglar ularni bilasizlar. Ya'ni bu ushbu rasmda po'lat elementlarining birikma turlari ko'rsatilgan, ya'ni payvandlangan va bo'tlar bilan, oddiy bo'tlar bilan va mustahkamligi yuqori bo'lgan bo'tlar bilan, demak, bir-biriga birlashtirish, ya'ni masalan, bu yerda bu elementni bu elementga payvandlash yo'li bilan, bu elementni bu elementga payvandlash yo'li bilan yoki bu elementni bu elementga, demak, mustahkamligi yuqori bo'lgan bo'tlar bilan bu yerda ham shunday birlashtirish, demak, usullari ko'rsatilgan. Po'lat oralik qurilmalarning asosiy sistemalari va turlariga o'tamiz. Oralik qurilmalarning asosiy sistemalari nimalardan iborat bo'lishi mumkin? Ya'ni temir beton ko'priklarining asosiy sistemalarini, ya'ni statik sxemasiga ko'ra ko'rib chiqamiz va statik sxemasiga ko'ra ular to'simli, arkali, romli va kombinatsiyalangan tizimlarga ega bo'lishi mumkin deb aytib o'tganmiz. Metal ko'priklar ham xuddi shunday sistemalarga ega. Ya'ni metal ko'priklarda oralik qurilmaning eng oddiy sistemasi ikki tayanch ustiga o'rnatilgan qirqilgan to'sindir. Ya'ni bu rasmlarda keltirilgan ikki tayanch ustiga o'rnatilgan, demak, qirqilgan to'sindir. Bir tomonida qo'zg'almas tayanch qism, ikkinchi tomonida, demak, qo'zg'aluvchi tayanch qism mavjud. Statik ishining aniqligi, eguvchi momentlar epyurasining bir ishoraligi, tipoylashtirishning va ta'mirlashda almashtirishning qulayligi bu sistemaning temir yo'l ko'priklarida keng tarqalishiga sabab bo'ldi. Faqat metaldan tuzilgan yaxlit devorli qaton ustundan bo'lgan to'sinlar oraliq uzunligi 45-50 metrgacha bo'lgan oraliqlar uchun eng ratsional hisoblanadi. Ya'ni bu to'sinli qirqilgan
yakın devarlı tusunlar bulan den taşkı topkan demek oralık 50 metre ise bugün oraklar için en rasyonel demek hesablanırken. Bu joyda korup çıkmamızda demek bu yaklit devarlı tusunlu oralık kurulmalar demek bu oralık uzunluğunu demek aşırış için demek onlar firma şeklinde ham kılınışı mümkün. Bunda bunlar 150 metre geçe bugün aralıkını berkitişi mümkün yani firma şeklinde kılınken de. Bunlar eğer tosunli metal köpriklerini başka torunu görüp çıkartken bulsak bunlar demek ne buluşu mümkün? Kırkılmayan buluşu mümkün. Yani bu yerde Y ve D'de ham bu yerde ham bu yerde ham demek kırkılmayan tosunli oralık kurumlarda kursatılgan bu yerde demek paralel bel oldu. Bu yerde ise paralel bulmayan bel oldu. Aslında demek ikri çizikli ya ki sınıf çizikli bel oğlar ege bulgen demek oralık kurumlar metal kurumların metal oralık kurumların demek baş taşlarını getirilgen. Bu çizmede ise demek huddu şu kırkılmayan oralık kurumların firma şeklindeki konstruksiyası kursatılgen etuvar kısayla demek bu firma şeklindeki konstruksiyada oralık yani aynısı üçüncü yani ortadaki oralıkın uzunluğunu sezilerli derecede demek onu aşırış mümkün olabilir. Yani ular tosun dedik, arka dedik, arkadaki köprükler katma üstüden, katma üstüden ve katma o demek ortasından buluşu mümkün. Ular ham kudu kemir beton köprükler için kabe, lakin bir yerde metal elementler işletilgen. Bir yerde kombinasyonlengen köprükler kursatılgen, yani bir yerden başlayıp bu yerde demek patpurujni arka dediğimiz yani tosunlu da giden ostada demek arkalar demek trap turadı ve ular oralık kurmalarının uzunluğunu aşırışka ancak yordan beradı. Bu yerde ham şunaka lekin demek arka ve üstüde demek tosunu var. Bu yerde demek katnavı üstüden bu yerde katnavı ortasından. Bu yerde ise demek bikir tosunlu firma kursatılgan, bu yerde bir kutusunu demek arka kursatılgan ve bu yerde ise demek metal romli köprikli schemas kursatılgan, demek yugurayotgan ohu sıfatıdagi yani korunçudagi sistema kursatılgan. Umuman olganda köprik konstruksiyalari elementlarini loyihalash degan ve hisoblash degan narsaga yetib keldik. Ya'ni metal ko'priklarni loyihalash va hisoblashning asosiy qoidalari deganda nimani tushunamiz? Boshqa ko'priklarga o'xshab har bir demak transport inshooti yoki boshqa bir inshootlarning o'zining ko'priklarni loyihalashning va hisoblashning bosqichlari deyarli bir xil va quyidagilardan iborat. Ya'ni ko'priklarda köprik sozlik tarixiga va tajribasiga tayanib loyihalanayotgan köprik konstruksiyasi hisoblanayotgan elementining asosiy geometrik o'lchamlari belgilab olinadi. Ya'ni birinchi navbatda biz demak hisoblanayotgan elementning geometrik o'lchamlarini belgilab olamiz. Bunda nimaga tayanamiz? Tajribaga va tarixga. Ikkinchidan hisoblanayotgan elementning hisobiy sxemasi tanlab olinadi. Ya'ni hisobiy sxemasi tanlab olish albatta kerak. Bunda hisobiy elementning boshqa ko'prik elementlariga tayanishi, ular bilan birikishi va boshqa xususiyatlari demak inobatga olinadi. Demak, ular statik aniq bo'lishi mumkin, statik noaniq bo'lishi mumkin. Bir nechta marta, necha marta statik noaniq bo'lishi mumkin. Ular demak o'shaga qarab inobatga olib, demak hisobiy sxema tanlamoqda. Uchinchidan, hisoblanayotgan elementga ta'sir etuvchi doimiy va vaqtinchalik yuklarning miqdori yüklenen şekli, büyüklerinin miktarına tasir kursatçı yük boyunca işançlı koeffisiyenti, iş şaraiti koeffisiyenti, dinamik koeffisiyent ve bir vaxt tasir edici yüklerinin bir de birikmeleri, yani saçitaniye, nagroz dediğimiz ve başkaları aynıqlar olmadı. Tördüncüsü, kuruluş mexanikası üslubları yordamıda kısımlanırken elementin karakterli kesimlerdeki zorluklar yani ego uç moment, kesu uç kuş, boylama kuş anıqlanadı. Bu yerde demek nege kuruluş mexanikası üslubları yordamıda dedik? Çünkü kuruluş mexanikası da biz
Demek her bir kesim için, yani karakterli kesim için tasar çiziklerini kuruş üslubunu görgenimiz ve bu üslubları yordamı da demek tasar çiziklerini kuruş ve onların yükleş neticesi de biz zor kişilerini o son güne demek alıklar olamız. Beşinci de elementin karakterli kesimleri çigerevedi xolatlar üslubiga binoan mustahkamlikke, çidamlilikke, makalli ve umumi deformasyonlarga hisoblanar. Şunda yapılıp demek metal kubriklerini hisoblash, loyihalash ve hisoblashning demek asosiy qoidalari va şu hozir aytib o'tilgan demek ketma-ketlikdan iborat. Yani birinci küçük guruh chegaraviy holat deganda nimani tushunasizlar? Demek ularni bilasizlar. İkinci guruh chegaraviy holat deganda ham ularni ham bilasizlar. Lekin masalan temir beton kubriklarda mesela birinci çigaravi holatda mustahkamlikka chidamlilikka hisoblar amalga oshirilardi. Bu yerda esa nima qiladi? Mo'rtlikdan, qayishqoqlikdan yoki charchashdan buzilishi, ya'ni yuk ko'tarishi oqibatida yuk ko'tarishi qobiliyatini yo'qotishi demak tekshirib ko'riladi. Bo'ylama egilish umumiy va mahalliy yo'qligini yo'qotish hollari ko'rib chiqiladi. Tak, demak ikkinchi guruh chegaraviy holatni ro'y berishi ko'prikning normal eksploatatsiya qilishda qiyinchiliklar tug'diradi. Bu nima natijasida bu katta deformatsiyalarning hosil bo'lishi, silishlarning, egilishlarning, burilishlarning, cho'kishlarning va tebranishlarning hosil bo'lganligi. Demek neticede demek bu normal eksploatasyon kılış demek katta kıyınçiliklerine alıp geledi. Demek biz bu maruzamızı ham tugattik. Bu maruzamızın ahırda nazarat savalları berilgen. Bu nazarat savallarını o yaşla okup çıkıp onlara elbette cevap verişke hareket kılış gerek. Cevap veriş gerek bo'ladi. Bundan tashqari modul sistemasida modul platformasida demak ki ushbu ma'ruzaning matni keltirilgan va u yerda ma'ruzaning ushbu ma'ruza uchun demak 4 tagacha bo'lgan test savollari ham mavjud. Ularni albatta yechish kerak bo'ladi, to'g'ri yechish kerak bo'ladi va agar to'g'ri yechilgan taqdirda demak talabalar, ya'ni sizlar yakuni nazoratga kirish haqiga yoki huquqiga ega bo'lasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi semestrgacha demak xayrlashamiz.